Güle güle. Şurada vazgeçti. Onun vatanı sendin Seyit. O bugün vatanını terk etti. Asıl hayatı şimdi başlıyor. Güzel bir hayat olmasın. Yürekten diliyorum. Sana arabana kadar eşlik edeyim. Alo Sokarov. Hayır, hayır. Neden evlenmediğini merak etmiyor musun? Çünkü büyük bir hata yaptığın farkındaydı. Sana sadece şunu söyleyeyim Seyit Eminov. Şura giderken bile seni koruyordu. Senin onu sevdiğinden daha çok sevdi seni. Hoşça kal Dina. Senin için yolun sonu geldi Aliye. İşte bunun için görmeni istemedim. İşte bu yüzden. Şura gelinliğiyle bırakıldığı gün seni terk etti Seyit.
Birkaç gecedir aynı rüyayı görüyorum. Sen de biniyorsun o gemiye. Uğurlamaya gidiyorsun, uğurlanan oluyorsun. Aklına ne geldi de şeytan kovuyorsun? Hiç, hiçbir şey. Bak çocuk da sıkıldı. Bir masal anlatsana Mürvet ablası. Yok yok, bugün istemiyorum. Ay çok şükür bulgurlar bitti. Vallahi şeker gibi mal bu seferki. Kapanın elinde kalacak. Kara kara ne düşünüyorsun hala? O gemi şimdi çoktan gitmiştir. Kim bilir nerede? Şura gitti artık. Bir oh çeksene. Durduk yere ne anlıyorsun şimdi o kadının adını yine? Kızım sen insanın yüreğine azap vermekle mi vazifelisin şu hayatta? Şura gitti, onu düşünüyor belli. Ben söyleyince mi kabahat oluyor? De bir rahatlasın, kocasıyla rahat. Ayşe! Bana bak Ayşe, ağzının ayarını bil. Yoksa senin hakkından gelmesini bilirim. Sen ne bakıyorsun? Eskiden şurayı didikliyordun. Şimdi sıra Murka'da mı? Sen bir sussana bilmiş velet. Hem Murka'ymış. Hangi ara Murka'cı oldun sen? Ayşe'ci olacak değildim ya. Ya canım Murka'cığım. Güzel yavrum. O inci gibi gözyaşların niye akıyor gene? Dönme öyle yüzünü bana. Anlat bakayım, neye dertlendin? Ayşe'nin laflarınaysa merak etme, konuşacağım ben onu. Anne Seyit o kadını uğurlamaya gitti. Ben söyledim gitmesin. Ben söyledim ona ama ne diyor diye. Hiçbir şey demedim. Gitti mi gitmedi mi de onu da bilmiyorum. Onu gördüğümden beri ağzından bir laf çıkmadı zaten. Ne? Ne diyorsun sen Mürvet? Bir de gördü o kadını öyle mi? Ben o gün çamaşırhanedeyken oraya geldi. Veda etmek için gelmiş. Hay gözü kör olmayasıca. Ya Rabbim sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Kızım baştan niye anlatmıyorsun sen bunları bana? Ya böyle kızarsın diye. Ortalığı ayağa kaldırırsın diye. Kaldırırım tabii. Yüzsüze bak sen ya. Ne nesebi geniş insanlarmış bunlar böyle. Biz kimlere açmışız kapımızı böyle ya? Evli kadın utanmadan kalkıp kapısına gidiyor. Bu utanmaz da onu uğurlamaya gidiyor öyle mi? Evlenmemiş ki o adamla. Ben o gün çamaşırhanede olmasaydım belki başka şeyler söyleyecektim. Belki gel benimle diyecekti. Anne rüyasını gördüm. Ya ona uyup gittiyse? Ya Seyit beni bıraktıysa? Şşşt! Ağlama bakayım. Nereye gidiyormuş? Bacaklarını kırarım vallahi onu. Gözlerini oyarım. Kolay mı şöyle çekip gitmek? Dağ gibi annem var senin burada. Hiç merak etme. Siz şöyle masamızı alalım. Buraya oturacağım. Tabii, nasıl isterseniz. İyi günler.
Celil Bey niye çıktınız? Otele kadar gidip geleceğim. Yardım eder misin şu ceketi giyeyim? Celil Bey bakın Seyit Bey sıkı sıkı tembih etti. Sakın çıkmasın dedi. Anlaşıldı. Dediklerini yapmazsak vay halimize. Anlaşıldı, anlaşıldı. Senden hayır yok. Celil Bey. Sağ ol. Yine yaranız açılacak ama. Daha iyileşmediniz ki. Tamam tamam yeter. O kadar çok konuştun ki yaramdan çok başım ağrıdı. Kolay gelsin. Yeter artık ya, yeter be. Daha ne bulacaksınız? Daha ne arıyorsunuz? Düşün yakamızdan artık ya. Yine ne istiyor bunlar? Celil oğlum, sen ne işin var burada? İyiyim ben iyiyim. Ne oldu? Aman oğlum sorma ya. Ayla bitti. Şimdi Petro'nun peşindeler galiba. Geldiler eşyalarını arıyorlar. Ne arıyorsunuz diye sordum. Anlamıyorlar galiba. Bir şey de söylemiyorlar. Hallaç pamuğu gibi dağıttılar her tarafı. Didik didik ettiler. Ne arıyorlarsa artık anlamadım işte. Celil. Aa niye ayaklandın oğlum sen? Daha iyileşmedin ki. İyiyim, iyiyim. Tam da. Otelin yeni sahibi geldi, ona oteli gezdiriyordum. Adamcağız da bin pişman oldu tabii burayı satın aldığına. Şimdi o da Petro'nun peşinde, Petro'yu arıyor. Yahya da yok zaten. O olsaydı bu kadar kuduramazlardı. Yahya Bey nerede? Ankara'dan aradılar. O da hazırlanıp gitti. Şeytan diyor. Al eline bombayı. İsterseniz içeri geçelim. Hem ben size bir kahve yapayım mı? İyi hadi. Gel. Kapıya nöbetçi falan da bırakmamışlar yani. Oğlum gördün işte. Her tarafı didik didik ettiler. Herhalde bir haber geldi ki apar topar onlar da gitti. İşte ne bileyim anlamadım ki. Aliye yakalamış olmasınlar. Bu benim hiç aklıma gelmedi. Aman Allah korusun. Allah korusun. Ben konsolosluğa gidip karakoldan bilgi alabilecek birilerini bulmaya çalışayım. Hayır. Yani... yaranız kanar görürlerse sizi de içeri alırlar. Gitmeseniz olmaz mı? Merak etmeyin, dikkat ederim. Celil, oğlum bir de seni merak edeceğiz şimdi. Bir şey olmaz, merak etmeyin. Siz otelden ayrılmayın. Petro uğrarsa mutlaka beni beklesin. Aman oğlum, dikkatli ol. Alya'nın durumu şu an daha önemli. Yan taraftan görünmeden giderim ben. Oğlum yapma bak. Çamaşırhaneyi boşuna basmadılar ya. Oğlum gitme bırakmam seni. Bu öfkeyle seni yakalayacak olurlarsa maazallah. Dikkatli olurum merak etmeyin. Celil Bey lütfen. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Lütfen otele girin. Celil. Saklamayın, yoksa siz de hapse girersiniz. Günlerdir uğramadı. Biz de merak ediyoruz. Gördünüz, baktınız işte. Yukarıda kimse yok. Ama burada birinin yaşadığı belli. Yalan söyleme. Biz yaşıyoruz. Eskiden o kalırdı ama artık biz kullanıyoruz yukarıyı. Kızım bizim otelin çarşafları hazır mı acaba? Hazır, hemen getireyim. İzninizle. Sen? Seyit Eminof'u gördün mü son zamanlarda? Yok, görmedim. Sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi Seyit'in peşindeler. O zaman Ali'yi kesin yakaladılar. Yoksa aynı anda Seyit'le Petro'nun peşine düşmezlerdi.
Tamam. Dur burada. Sür şuraya. Nereye götürüyorsunuz beni haydutlar? Kes sesini. Dur. İndir şunu. Aşağılık herifler, pislikler. Hepinizi geberteceğim, hepinizi. Seni de kandırdı değil mi? Yüzbaşı Billy gibi seni de satın aldı. Bağla şunun ağzını, iyilikle yaramıyor. İndir. Bırak. Bu işi de hallettiğine göre mücevherlerle aranda küçük bir engel kaldı. Benim ülkeden güvenli bir şekilde ayrılmamı sağlarsan yakında yeni servetine kavuşacaksın. Ha bu arada size verdiğim Eminönü adresinde kimi neyi arayacağınızı tekrar söylememe gerek yok herhalde. Yüzbaşı Billy'nin katiline kim yataklık ettiyse karakolu da o bastı. Bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Seyit Eminof'un evi şu sıralar ya basıldı ya basılıyor. Hayırdır inşallah. Bu da kim böyle? Kim o? Allah'ım sen koru bizi yarabbim. Kim o? Bizi Zemine abla, aç kapıyı. Bakın ne oluyor? Konuşacak zaman değil. Toparlanın, hemen gidiyoruz. Oğlum ne oluyor? Söylesene. Anne, İngilizler geliyor. Baskın var. Nöbetçiler haber verdi. Çabuk olun hadi. Baskın yapacaklar Emine abla. Baskın. Kızlar çarşafları getirin hemen. Nereye gidiyoruz? Pera'ya mı? Yine birlikteyiz sevgilim. Gemi gitti. Neyin medası? Gemi gitti diyorum. Neyin medası? Efendim? Yine bekleriz. Sağ ol. Nereden nereye? Görüyor musun? O
gözlerin bana daha önce nasıl baktığını bilmesem nefretinden ürkebilirdim. Sen aşağılık bir insansın. Herkes hayatta kalmak için elini kirletir. Yaptığın kötülüklerin hiçbir açıklaması yok. Boşuna kendini kandırma. Hiçbir şey bildiğin yok. Seyit'in ailesini hayatta kalmak için mi katlettin? Peki ya kardeşini? En yakın arkadaşınızı? Onları da mı bu yüzden acımadan öldürdün? Seyit'e sadakatleri, etrafındakilerin eceli oldu. Senin de olacak. Halbuki yatağımda güvendeydim. Hiçbir kötülük cezasız kalmaz. Senin de cezanı Seyit verecek. Ömrü yeterse. Veda etmedik mi? Gözümle görmedin mi o geminin limandan ayrıldığını? Peki bu içimde demirlemiş gemi neyin nesi? Niye her an karşıma çıkacakmışsın gibi? Gözlerim yollarda. Niye hala uğurlayamadım o gemiyi? Seyit, Seyit. Abi ne oluyor? Bu taraftan dön. Dön bu taraftan. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? İngilizler. Evi bastılar. Nasıl? Sabri, Mürvet? Merak etme. İkisi de güvende. Düştük mü yine pera çukuruna? Ah Emine. Aptal Emine. Yemin etmişmiş de. Bir daha da hayatta peraya adım atmazmış da. Ya al. İşte. Büyük lokma ye. Büyük laf söyleme. Böyle yutarsın işte laflarını. Emine Hanım. Şu salçayı verecek misin bana? Uzanamadım da. Meselesiz, dertsiz bir günü geçmez miymiş insanın? Sağ ol. Biz de Seyit Efendi ile etrafındakilerin derdine düştük. Hayır, milli mücadeleye bu kadar emek sarf edilmedi ya. Ben nereden evet dedim de güzelim kızımı verdim ben bu adama. Bilmem ki. Bırakmayacaktık. Kolundan tutacaktık, bırakmayacaktık. İyi düşün kızım. İyi düşün ki iyi olsun. Merak etme. Şimdi kim bilir nerede Celil Bey? Seyit de yok. Hangi birine endişelenmeyeyim? Merak etme kızım, bizim kahramanlarımıza hiçbir şey olmaz. Allah bilir, belki de şimdi onlar beraberdir. Allah'ım inşallah. Ne yaptım ben? Şimdi yoldan döndüm diyemem ki. Neden döndün diye sorarlar adama. Şu eşyaların dili olsa da anlatsa. Ne hikayeler yaşandı. Ne fırtınalar koptu bu çatı altında. Kahkahalarla çınladı bu duvarlar. Sel gibi gözyaşları döküldü bu yastıklara. Gelip uzansana. Gel bak, bizim yattığımız taş döşeklere benzemiyor, yumuşacık. Ne oldu? Celil Bey geldi. Yanında bir kadın var. Kimle? Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır inşallah. Misafirimiz var. Tina, iyi misin? İyiyim de biraz sinirlerim bozuk. Geçin içeri kızım, kalmayın dışarıda. Petro'nun evini de yağmalamışlar. Haydutlar yine gelip beni evden attılar. Sonra da bir subay yerleşti eve. Üzülme kızım. Burası da senin evin sayılır. Geçmiş olsun Tina.
Hadi siz isterseniz yukarıya çıkın odanıza, rahat edin. Gel kızım. Ya Ali dayı, ben hallederim. Hem bizim odada kalırız. Yok, ben size rahatsızlık vermek istemem. Olur mu öyle şey kızım? Hadi geç odana, dinlen. Çık yukarıya odana. Sağ olun. Tina'yı Seyit'in karısıyla kaynanasından uzak tutun ki bir maraza çıkmasın. Onlar da mı burada? Ne olmuş yani buradalarsa? Allah Allah, şimdi çok daha önemli meselelerimiz var. Kızım hadi siz çıkın yukarıya. Güzide hadi. Hayır hayır, ben huzursuzluk vermek istemem. Gidip başka bir yerde kalayım. Olur mu öyle şey canım? Hadi. Hadi Allah rahatlık versin herkese. Allah rahatlık versin. Tanıştırayım. Seyit'in eşi Mürvet. Annesi Emine Hanım. Hanım kızımız da Tina. Şura'nın ablasıyım. Fe subhanallah. Memnun oldum. Allah kavuştursun. Teşekkür ederim. Hadi kızım siz çıkın odanıza yerleşin. Hadi. Tabii tabii. İleride askerler var, atla. Yavaşla sağa dön. Hey sen, dur. İçeri bak. Kimse yok. Nereye gidiyorsun? Evime. Yoldan kimse bindi mi arabana? Hayır. Tamam, gidebilirsin. Ben 12 sene sonra kavuştuğum kızım gözümden sakınırken şu düştüğümüz durumlara bak. Biz melanetten kaçmaya çalıştıkça o üstümüze geliyor. Allah'ım, Allah'ım, sen sonumuzu hayret ya Rabbim. Anne, çok yoruldun sen artık. Hadi yat. Uyumak ne mümkün Mürvet, bunca şeyin ortasında. Valla bunca şeyin ortasında benim umurumda olan tek şey Seyit anneciğim. Şura'ymış, ablasıymış. Aklıma bile gelmiyor. Sağ salim karşımda görsem. Hayırlısı inşallah. Kurt Seyit geldi mi? Yok, gelmedi. Ben uyandıracağım seni gelince. Hadi yatın siz. Ben beklerim. Annem, ne olur üzme beni. Peki. Annesinin bir tanesi. Yatalım da uyuyalım bakalım, uyuyabilirsek. Vallahi iki defa sordurdum. İkincisinde sefarethanedeki arkadaşım en üst rütbeli subaya kadar gitti. Ama yok, yani yakalanmamış. Ya Petr da zaten oteli sattıktan sonra ortadan kayboldu. Kimse nereye gittiğini falan bilmiyor. Şuran aşk acısıyla kendini çöllere atmadı ya. Yani. Bak onu da arıyorlarmış şimdi. Alya da bulunmamış. Ay Ayşe, ne diyeceksen de şiştim zaten. Ya Petro ile Alya'nın arasında hep karışık bir şeyler vardı. Bu işin içinde başka bir şey var. Hah, yazıyorum buraya. Bunu size hala yün. Ne? Alya, ben sizin evden dönerken Petro'ya vereyim diye bana bir mektup vermişti. Bir dakika, Petro size gelmeden önce mi verdi, sonra mı? Hah, bak işte. Ne? Petro size mi geldi? Evet. Evet, Seyit de bayağı sinirlendi. Ayşe haklı galiba. Benim ne haberim yok Ayşe? Ne bileyim. Mektupta ne yazıyordu? Ne bileyim ben işte o... Çekildi bir odaya, tek başına okudu. Alya da sıkı sıkı tembih etmişti zaten. Tek başına okusun, tek başına ver diye. Okuduktan sonra bir şey söylemedi mi? Ne bileyim ben işte, güya teşekkür mektubuymuş. Ayrıca bu zor zamanlarda yardımcı olabilirsem çok sevineceğini söylüyor. Hakikaten yardımcı olacak mısınız? Elbette. Elimden bir şey gelirse tabii yaparım. Ya bana bak,
bunlar Petro'yla birlikte kaçmış olmasınlar hakikaten. Günahları boyunlarına. Tina daha iyi bilir haliyle. Siz yarın bir yoklarsınız. Benle konuşmaz o. Hakikaten ya. Niye öyle kötü kötü bakıyor kız sana? Ben doğruları söylediğim için kardeşi de pek sevmezdi beni. Ne, o da ablası işte. Tövbeler tövbesi yarabbim. Tövbe tövbe. Size de yük oldum. Ne münasebet canım. Sen bize Şura'nın emanetisin. Size veda bile etmeden giden Şura'nın. Olsun canı sağ olsun. Öyle olması gerekiyormuş demek ki. Sadece bir şey merak ediyorum. Şura Petro'yla evlenmekten aniden neden vazgeçti? Seyit yüzünden tartıştılar. Petro'yla yüz yüze bile gelmediler. O da mı bilmiyor vazgeçtiğini? Petro kimsenin karşısına çıkamayacak kadar yaptıklarının farkındaydı. Şura'nın Seyit'e olan aşkı Petro'nun kurtuluşu oldu. Hiçbir şey anlamadım. Petro'nun fayası ortaya çıktı diyelim. Nasıl yani? Yüzde daha fazla soru sormasam olur mu? Şura giderken yeterince yük bıraktı zaten sırtımda. Daha fazla durumu zorlaştırma lütfen. Peki. Şura'ya mektubu verdin, ne oldu? Onu terk edip başkasıyla evlenmesine rağmen Seyit'ine kıyamadı. Şura'nın fikrini değiştirmeyeceğini ne biliyorsun? Şura hatta adımdan geri dönmez. Peki mektubun nereye saklandığını nereden biliyorsun? Artık bu yalana inanmamıştı. Mektup Şura ile birlikte gitti. Seyit riske atmaz. Öyle mi diyorsun? Peki ya Tina? Ya Şura ona her şeyi anlattıysa? Senin derdin adaletin yerini bulması falan değil. Şura'nın beni terk etmesi sana yeterli. Hepsini beni deli gibi kıskandığın için yaptın değil mi? Zavallı Ali. Hayatını ortaya atmaya değdi mi? Gerçekleri değiştirmeye yetti mi? Sen hala benim yatağımdan geçip giden herhangi bir kadınsın. Aşık olduğun adamın gözünde ufak bir böcekten farkın yok. Bunu sen daha iyi bilirsin. Şura'nın kalbini kazanmak için dilendin durdun. Ama hiçbir faydası olmadı. Şimdi de senin alçak bir katil olduğunu biliyor. Şura senin nasıl bir hain olduğunu asla unutmayacak. Kes sesini. Yoksa gebertirim. Şimdi niye öldürmüyorsun beni? Niye öldürmüyorsun? Zamanı gelecek. Ben senin çıkış biletinim öyle değil mi? Kapa çeneni. Bana mecbursun. Çünkü sadece para yavere yetmedi. O paraları amirlerinin gözünün içine baka baka harcayabilmeleri için bana ihtiyacı var. Yüzbaşı Bin'in katilini yakalayıp prestij kazanması lazım. Sizin aranızdaki pazarlıkta ben de varım. O yüzden beni öldüremezsin. Eninde sonunda öleceksin. Sen de kurtulamayacaksın. Seyit Ergeç cezanı verecek. Seyit belki şimdiye kadar çoktan öldürülmüştür. Hayatın boyunca her tıkırtıdan böyle korkacaksın. Sırtın duvara yaslamadan yaşayamayacaksın bile. Seyit nefes aldığı sürece ömrünün sonuna kadar Azrail'ini bekleyeceksin. Sabrımı zorlama! Önüne dön, kaldır ellerini!
Elimi kaldırdığım zaman dengem bozuluyor. Kimliğini ver. Tek seferde söyleneni anlamıyor musun? Kimliğini ver diyorum. Elimi indirirsem bir bakacağım. Komutanım nasılsınız? Kimlik yok. Evin nerede? Evim şurada. Buradan diyor azilerde. Bunu beni aksak agopundaki sağlamı falan çarpıyor. Ben şimdi bir de eve gideceğim buradan. Hanım dır 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 dır. Ben diyorum rakı çarpmıyor beni. Onun rakısı çarpıyor diyor. Anlatamıyorum derdi. Çok konuşma, ismin ne? İsmim Ahmet. Ahmet. Ne oluyor? Yakalayın. Dur kaçma. Kaçıyor. Gel yat şuraya Mürvet, üşüyeceksin. Yok, üşümüyorum. Sen bakınca hemen gelmeyecek nasılsa. Olsun. Oğlum yat işte burada, benim odamda. Burada güvendesin. Ne yapacaksın çamaşırhanede? Yok, ben gideyim. Nöbet tutacağım bu akşam. Nöbetinizi burada tutun. Hah, yaşa be kızım. Nöbetini burada tutarsan bizim içimiz de rahat eder. Ya zaten aklımız Seyit de, Ayla da, bir de senden... Yok, ben gideyim. Niye bu kadar ısrar ediyorsun gitmekte anlamıyorum. Hem Seyit'i yakalamak için her an basabilirler çamaşırhaneyi. Yok, daha ilişmezler artık. Beni merak etmeyin. Bir şey olmaz bana. İyi, peki. Ne yapayım, ne diyeyim ya? Sen bilirsin, bildiğin gibi yap. Tamam, iyi geceler. Ama bak, dikkatli ol, tamam mı? Su uyur, bu itler uyumaz. Bunlar ne yapar eder, bir kalleşlik düşünürler gene. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Dikkatli ol. Merak etmeyin. Tamam. İyi geceler. Hadi. İyi geceler. Hadi kızım, biz de yatalım. Hava soğudu zaten. Thank you.